Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. dönemi bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta milletvekillerimizin yeminiyle birlikte açılmış oldu. Bu haftanın gündemi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni meclis başkanını seçmesi. Yarın akşam saat 24'e kadar meclis başkanı seçimiyle ilgili bu akşam 24'e kadar adayların başvurusu olacak. Dün bildiğiniz gibi Adalet ve Kalkınma Partisi meclis grubu yöneticileri ve Milliyetçi Hareket Partisi meclis grubu yöneticileri kendi şahısları adına ve partilerini temsilen şahsımı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı için aday gösterdiler. Bugün de prosedürün tamamlanması için geçtiğimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık seçimindeki teamüller gereği ben Deniz'de bugün kendi şahsi dilekçemi vererek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı sürecini hem prosedür gereği hem teamülleri tamamlayarak gerçekleştirmiş olduk. Bundan sonra söz meclisteki çok değerli 600 milletvekilindir. İnşallah meclisteki oylamalar sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni başkanını seçecek ve önümüzdeki dönem, bu dönemin hassasiyetlerini de fevkalade ciddi şekilde dikkate alarak Türkiye'nin önüne koymuş olduğu Türkiye 100 yılı vizyonunun gerçekleştirilmesi için yasama, yürütme ve yargı arasındaki ayrılık ama amaç birliği ilkelerine de riayet ederek meclisi çok önemli gündemler bekliyor, çok zor gündemler bekliyor. İnşallah Türkiye 100 yılının hedeflerinin gerçekleştirilmesi için yasama organımız olan milletin, milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerine düşen sorumluluğunu büyük bir hassasiyetle yerine getirecektir. Ben 28. dönemin tarihi bir döneme şahitlik edecek meclis olduğuna inanıyorum. Ve inşallah hep beraber meclisin içerisinde demokratik teamüllere uyarak, demokrasinin standartlarını da daha yükselterek meclis üzerine düşen sorumlulukları yerine getirecek ve Türkiye'nin milli hedeflerini gerçekleştirmek için güçlü adımların atılmasına yasama alanında gayret edecek ve bunu gerçekleştirecektir. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu önümüzdeki dönemin Türkiye için, Türkiye Büyük Millet Meclisi için, mecliste grubu bulunan siyasi partiler için ve meclisteki bütün milletvekili arkadaşlarımız için güzel, hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra diğer siyasi partilerden onlardan aldığımız randevu gereği saatlerine riayet ederek gün içerisinde diğer siyasi partileri de ziyaret edeceğiz. Bu bir nezaket ziyaretidir. Tabii ki bu nezaket ziyaretinin tamamlanması da gerçekten demokratik olgunluk bakımından önemlidir. Biz isteriz ki siyasi partiler olarak parlamentoda çok farklı fikirlerimiz olabilir. Türkiye'nin geleceğine ilişkin farklı projelerimiz olabilir ama diyalog içerisinde, anlayış içerisinde birbirimizle ortak zeminlerde karar alabilerek ve ortak zeminlerde bu mücadeleyi sürdürerek yolumuza devam edelim. Bunun başlangıcında biz elimizi uzatıp bir dostluk ve kardeşlik elini uzatmak bakımından da bu ziyaretleri gerçekleştireceğiz. Bunun nihayetinde bir nezaket ziyareti olduğunu bir kere daha ifade etmek isterim.